Merhaba Kestur, ben Kaptan Flygon ve Kansas Libertas olarak Pokemon Origins League'in 3. sezonun draft analizinde sizlerle beraberiz. 2. sezon asla bitmedi Pokemon Origins League'inde. 2 kere sıfırladık 2. sezonu ama hiçbir zaman verim alamadık. Oyuncuların çoğu inaktif oldu, maçlar yapılmadı. O yüzden 2. sezonu artık sıfırlamaktan, 2.5. sezonun, 2.7. sezonun, 2.8. sezonu yapmaktan vazgeçip Pokemon Origins League'in 3. sezonunda beraberiz. Pokemon Origins League'ini bilmeyen için şöyle özetleyeyim. NBA'deki bir, basketboldaki bir draft yapıp Pokemon oluyorsun. Senin bir puanın var, harcayabileceğin bir puan var. Pokemon'ların değerleri var. Onları, o puanla Pokemon alıyorsun. Bazı Pokemon'ları ilk her tier'dan bir kere bedavaya bir Pokemon alıyorsun. Bir de Mega'nı bedavaya alıyorsun. Onun dışında kalan 4 Pokemon'u puan vererek alıyorsun. Yani puanına göre harcaman gerekiyor. Böyle draftla 11 tane Pokemon alıyoruz. Şimdi ben draftta ilk geldim ve her zaman ilk aldım derken, her zaman ilk almak şöyle: her tier ilk alıyorsun, dönüyor. Aslında hayır, her tier değil. Tier tier işlemiyor bu. Evet, ilk seçtim. Tur gitti geriye. Döndü geriden. Sonra tekrar seçtim. Yani her zaman ilk seçmiş olmuyorum. Evet. Sonuç olarak ilk pick'i yapma şeyi bendeydi. Bu arada Kansas Civiltas'ın geri dönmesinden memnunsanız gidin yorum kısmında hashtag tekrar hoş geldin Civiltas, çok uzun bastır Civiltas şimdi değil, hoş geldin Civiltas yazın. Aynen, hoş geldin Civiltas yazın. Hashtag hoş geldin Civiltas yorum kısmında sizden desteğinizi bekliyorum. Ve şimdi takımı açıklamaya. Bu sezon Pokemon Origins League'in 3. sezonunda, Pokemon Origins League bizim yabancılarla yaptığımız bir lig. Ayrıca bir tane benim dışında Türk oyuncu var. O da Sacred Unknown ve ilk hafta maçı. Onunla ilk hafta maçını büyük ihtimalle cumartesi günü izleyeceksiniz. Yani yarın izleyeceksiniz. Evet, artık bu sezon kadromuzda olacak oyuncuları söyleyebiliriz. İlk pick'im. Cidden ilk aldığım Pokemon Mega Lopunny oldu. Kız olacak. Shiny. Evet, Shiny istiyorum Lopunny'yi. Lopunny, Mega Lopunny en iyi Mega, en güçlü Megalardan biri. Scrappy ile karanlık hayali tür Pokemon'ları normal ve dövüş türü hareketlerle vurabiliyor ki bu Mega Sableye öldürmek için harika bir şey. Fake Out, %30 vuruyor. High Jump Kick, çoğu şeye tek atıyor. Return veya Fasat. Eğer Pokemon rakibinin takımında seni yakacak Pokemon var, Fasat. Çok fazla vuracaksın. Çünkü normal türüsün. Stab oluyor. Ve 136 atağın var. 252 verdiğimizde 371'e çıkıyor. 405 hız mı? Çok az değil. Aşırı fazla. 405 hız, 135 base hız. Acayip hızlı. Mega Sceptile kadar değil. Hatta Mega Sceptile ile eşit olabilir. Ama emin değilim. Ama bu Pokemon hem çok sert vuruyor hem de çok hızlı. Lopunny. Çoğunuz kullanmıştır Showdown'da Mega Lopunny'yi. Harika bir Pokemon ve ben de ilk defa bunu kullanmak istedim. Çünkü ben daha önce hiç Mega Lopunny kullanmadım. Dedim, daha önce kullanmadığım bir şey seçmek istiyorum. Ne seçebilirim? Mega Lopunny. Bitti. Şimdi Lopunny'ye güzel bir isim bulmamız lazım. Evet. Lopunny ismini Ashley koyacağım. Çünkü bana Ashley'yi hatırlatıyor. WWE. WWE'de Ashley diye bir şey vardı, diva vardı, onu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda fazla da hatırlatmıyor. Lopunny'ye ne isim koyabiliriz? Bilmiyorum, Lopunny'ye isim tavsiyeniz varsa gidin açıklama kısmında yazın veya ben de kendim bulurum bir ara. Evet, isim tavsiyeniz varsa açıklama kısmında yazabilirsiniz. Lütfen argo şeyler olmasın. Komik olabilir ama argo olmasın. Evet, Lopunny'miz bu. Aşırı iyi. Return var, Fasad var, başka ne veriliyor? Fire Punch, Ice Punch, öyle şeyler verilebilir. Aşırı iyi. Statları çok iyi. Ardından Lopunny'nin zevkleri dövüş, Fighting ve Fairy, bir de Psychic. Bunların 3'te 2'sini, bir de şey var, Flying var. 4'te 2'sini Weezing resist ediyor. Şimdi Weezing'in lakabını biliyorum. Weezing de Black Sludge itemiyle her tür canı dolduracak. Poison türleri için bir Leftovers. Poison türlerinin Leftovers'ı denebilir. Erkek olacaksın, Shiny olacaksın. Sludge Bomb. Sludge Bomb. %30 poison, %30 şansı var poison etmek için ve 190 base gücü var. Harika bir saldırı. Fire Blast. Steel türlerine vurmak için.
Ardından Pain Split. Rakibi canınızı eşit olarak paylaştırıyor. Bu da harika bir şey çünkü Weezing'in Black Sludge dışında canını dolduracak bir şey yok ve bu Pain Split hem rakibinin canından çalıp kendi canını eklemesi açısından ona bir tekrar canını doldurmak için Black Sludge dışında farklı bir yol veriyor. Bunun için de Toxic Spikes öğreniyor. Harika. Will-O-Wisp öğreniyor ki her zaman Weezing'de Will-O-Wisp taşır insanlar. Mesela Fire Blast yerine Toxic Spikes verebiliriz duruma göre. Weezing o yüzden iyi bir defansif Pokemon. 120 defansı var base ve special defansif kuruyor Smogon. Ve Smogon special defansif kuruyor. 65 canı var. Defansına 252 defans ve Bolt Nature verdiğimizde defansını artırıp atağını düştürdüğümüz 372 defans oluyor ve bu da neredeyse şöyle diyeyim. Süper efektif Zenith Bat bunu devirmez. Step olmazsa. Cidden. Süper efektif Zen Headbutt step olmadığı sürece Weezing'i devirmez. Ardından Lopunin'in geri kalan iki zayıflığı var. Psychic ve Flying. Flying gibi resist etmesi için Rotom Wash'u aldım. Rotom Wash da şimdi çok iyi. Rotom Wash'u Choice Scarf verebilirsiniz. Citrus verip defansif yapabilirsiniz. Leftovers verebilirsiniz. Rocky Helmet verebilirsiniz. Rotom Wash bildiğin takım ası. Her şeyi yapabilir. Şimdi Rotom... Ben Rotom Wash'uma ne diyordum? Mikrofona vurduğum için özür dilerim. Rotom Wash'uma ne diyordum? Neden hiçbir isimleri hatırlamıyorum? Hadi. Handless sen miydin? Hayır, Handless Rotom Heat'ti. Yoksa o Toothless miydi? Hayır, Toothless şeydi. Golbat'tı. Senin bir adın vardı, neydi? Senin de nickini düşünemiyorum. Yorum kısmında Rotom'a da nick önermeyi unutmayın veya ben bulurum dediğim gibi. Hydro Pump. Çok fazla vuruyor. Scarf olduğunu düşünsenize. Ball Switch. Ball Switch U-Turn kombosu benim en sevdiğim combo oyunda. O yüzden Thunderbolt, Trick. Trick öğreniyor rakiple. İtemlerini değiştiriyor. Onun dışında Dark Pulse, Shadow Ball, Will-O-Wisp. Öğrendiği bir sürü hareket var. Rotom belki ne yapacağı, yani itemi bulduktan sonra hangi set olduğu belli olur. Belli oluyor genellikle Rotom ama itemini bulana kadar cidden rakibe soğuk teller döktürebilir ve Pain Speed öğreniyor bu da bizim gibi. Onun için de statları atağı kötü. Zaten atak kullanmadığımız için sorun değil. Special atağı çok iyi. Hızı orta düzeyde, tam scarf verilebilecek düzeyde bence. Special defansı iyi. Defansı iyi. HP'si birazcık daha fazla olsaydı en iyi defansif veya special defansif Pokemon'lardan biri olabilirdi benim için. Bu yüzden Rotom aldığımızda memnun. Bu Talonflame'lerin beni öldürmesini engelleyecek kısaca. Çünkü Rotom şu anki en iyi Talonflame counter'ı oyundaki, metadaki. Ardından bir sonraki aldığımız Pokemon. Evet. Hydreigon'un adını hatırlıyorum. Thrive. T basmıyor. Şimdi geldi. Triforce. Çünkü üç kafalı. Çünkü Zelda. Çünkü nedenlerim var. Scarf verebilirsin. Choice Scarf. Assault Vest verebilirsin. Assault Vest verip Special Defense Fire Dragon yapabilirsin. Neden olmasın? Bir ara kullanmıştım. Levitate özelliği var. Benim takımın ortak yönün 12 Pokemon'dan 6'sı Earthquake'den hasar yemiyor. Takımın yarısı Earthquake'den hasar yemiyor. Mold Breaker ability'sini saymazsak. Levitate tek şeyi Draco Meteor. Aşırı vuruyor. Dark Pulse. Biliyorsunuz. Hydreigon çok iyi. Dark Pulse Lopunin'in aynı zamanda Hydreigon da Lopunin'in diğer zayıflığını kapatıyor. Psyche'yi olan ve direkt Psyche Pokemon'larını Dark Pulse'a cezalandırıyor. Pursuit öğrenebiliyor. Öğrenemiyormuş. Flash Cannon öğreniyor fairy türlerini öldürmek için. U-Turn, Earth Power, ardından Fire Blast. Başka bakayım. Şey öğreniyor, Super Power öğreniyor. Bu da iyi. Diğer Hydreigon'ları öldürmek için bu gerçekten iyi Super Power. Life Orb getirebiliriz Hydreigon'ı, Expert Belt getirebiliriz ve Mix set yapabiliriz. Yani hem atak hem special atak seti yapabiliriz. O yüzden Hydreigon çok iyi Pokemon. Aradığım special ofansif vuran Pokemon. Hızlı Choice Scarf'la beraber statlarına bakacak olursak atağı iyi 105. Special atağı çok iyi 125. Hızı 98. Yine dediğim gibi tam Scarf verilecek Pokemonlardan biri. Choice Scarf'la beraber Hydreigon tehdidini size anlatmama gerek yok.
Triforce bu sene takımımız olacak. Bir başka Pokemon'a geçiyoruz. Bronzong. Bronzong. Şimdi bunu alırken emin değildim ama Wizink'le iyi bir partner olacak gibi psychic türü. Ve Leftovers var. Dediğim gibi bunun da Levitate'i var. Heat Proof öğrenip Heat Proof Ability ile beraber ateş türlerinden daha az yiyor. Shiny olmayacak büyük ihtimalle. Nick, sana da bir şey düşünemedim Bronzong. Evet, Bronzong'a da bir şey düşünemedim. Gyro Ball öğreniyor. Kendiniz Pokemon'ları öldürmek için. Psychic türlüleri öğreniyor. Psychic, Psyshock. Onun dışında Seltrak öğreniyor. Evet, galiba takımdaki evet, Seltrak tek değil de iki tane var galiba. Bir de Azelf var, şu an ekranda görüyorsunuz. Seltrak öğreniyor. Explosion öğreniyor. Neden olmasın? Calm Minds, Earthquake. Earthquake fazla kullanmaz. Atağı daha iyi yer. Evet, Atağı Special Fan daha iyiymiş. Earthquake öğreniyor. Flash Cannon var. Heavy Slam var. Light Screen, Reflect. Bunlar için aldım denilebilir. Ve Seltrak için aldım. Light Screen, Reflect ve Seltrak için aldım. Seltrak. Reflect. Light Screen. Seltrak. Takımımıza iyi bir şey katabilir. Pivotluk katabilir ve Volt Switch öğreniyor. Evet, pivotluk demişken Volt Switch öğrenmiyormuş. Niye ben her şeyi yanlış hatırlıyorum? Volt Switch öğrenen hangisiydi? Çelik türü Volt Switch öğreniyordu. Buna benziyor. Ha, Fortress. Evet, takımımıza pivotluk yapsın diye aldım. Bu kısaca sahaya gelecek. Hasarı emecek. Hasarı karşılayacak ve Reflect veya Light Screen kuracak. İtem olarak Light Play verip bunların 8 tur sürmesini sağlayabiliriz ki Light Play ve Light Play'in ardında herhangi bir Pokemon, Light Play, Reflect ve Light Screen'in ardında herhangi bir Pokemon devrilmez olabilir ki bu da başka Pokemon'lar için, setup yapan Pokemon'lar için iyi bir şans doğurur. Bunun için de bir sonraki Pokemon'u benim büyük ihtimalle en sevdiğim psychic türü Pokemon'lardan Azelf. Şimdi ben Azelf'i seviyorum. Azelf'i çok kullanıyorum çünkü çok iyi bir Pokemon. Focus Sash, Choice Scarf, Life Orb, herhangi bir şey. Bu Pokemon da Levitate Ability'si var ve Ground türünde hasar yemiyor. Psyshock, Psychic, Psychic değil, Psyshock veya Psychic. Ardından Shadow Ball, Dazzling Gleam, U-Turn, Uproar değil, U-Turn. Başka Fire Blast öğreniyor. Onun dışında Calm Minds öğreniyor. Explosion, Grass Note, Knock Off, Nest Explode, benim en sevdiğim set, Focus Sash Nest Explode seti. Energy Ball, Thunderbolt veya Special değil mi? Special istemiyor musunuz? Zenet Bug verin, Knock Off verin ve Fire Punch verin. Bırakın fizikal olsun. Nest Explode yerine de U-Turn verin. Veya başlangıç olarak mı kullanacaksınız? U-Turn verin, Seltrak verin, Explosion verin, Knock Off verin. İyi bir başlangıç Pokemon. Çünkü statları çok iyi. Atağı çok iyi. Special atağı çok iyi. Hızı çok iyi. Azelf en iyi psychic türü Pokemon'lardan biri. Nesplot öğreniyor. Focus Sash Nesplot çoğu şeyi mahvediyor. Azelf'i çok seviyorum. Azurite kanalda çok kullandım. O yüzden Azur hakkında daha fazla diyecek bir şeyim yok. Büyük ihtimalle zaten bu kadar çok kullandığım için artık alışmışsınızdır benim Azelf kullanma. Alışmadıysanız veya kanala yeni geliyorsunuz, İlerleyen haftalarda maçlarda Azelf'i nasıl kullandığımı göreceksiniz zaten. Takımın diğer geri kalan 5 Pokemon'una geçersek, Nidoking. Sheer Force diye bir ability var. İkinci türü saldırıların ikinci özelliği olan saldırıların ikinci özelliği yok ediyor. Yani etkisi kılıyor ve 1.3 arttırıyor güçlerini. Buna Life Orb ekleyince bu da 1.3 arttırıyor. İki tane Life Orb gibi oluyorsunuz. İki tane Life Orb gibi oluyorsunuz. Ve Nidoking'in atağı 102. Special atağı 85. Special atağı o kadar biliyorum düşük duruyor. Ama 2 Life Orb ile beraber Special atağı da çok fazla duruyor. Çünkü acayip bir şey yani bu. 2 Life Orb olayı çok iyi. Veya Life Orb, bir tane Life Orb istiyorsunuz. Scarf verin. Böylece hızlı olsun. Çünkü hızı da gayet iyi. 85 dediğim gibi yine Choice Scarf verilebilecek Pokemon. Fairy Killer olarak dediğim Pokemon bu. Fairy öldürücüyüm. Çünkü başka Fairy öldüren bir Pokemon'um yok. Step vuran. Sadece Bey verin. Earth Power verin. Ice Beam öğreniyor. Thunderbolt öğreniyor. Surf öğreniyor. Veya dediğim gibi 102 fizikal hata var. Poison Jab verin.
Earthquake verin. Ice Punch verin. Steel Trap öğreniyor bu da. Onun dışında Toxic Spikes öğreniyor Vizint'ten başka. Brick Break öğreniyor. Super Power öğrenmiyor. Power Up Punch var, Rock Slide var. Sucker Punch var, Psychic türlerini öldürmek için bildiğiniz üzere Psychic'e zayıf. O yüzden Nidoking çok iyi Pokemon League formatında çok iyi işler başarabileceğini düşünüyorum. Statlarına geçersek, statlarını konuştuk zaten. HP'si bile gayet iyi. 81 HP, biliyorum defansı, special defansı düşük biraz ama 81 HP en azından garanti bir hareketten yaşayacağını garantiliyor benim için. Süper efektif olmayan. O yüzden Nidoking iyi. Şimdi şunu 252 artı verirsek 333 atak ve bunun yanında 2 tane life bar. 1.3, 1.3, 2.6 olmuyor. Biliyorum. Matematiğim çok iyi değil ve şimdi hesaplamaya üşeniyorum. Siz hesaplayın. Matematiği siz yapın. Nidoking çok sert bir şey. Ardından başka bir takımımızdaki başka Pokemon Sharpedo. Şimdi ben Sharpedo'yu çok seviyorum çünkü Sharpedo'yu sevmemin en iyi nedeni Speed Boost ve Life. Nidoking'imizin ismi neydi? Horak, Gölgelerin Efendisi'nden. Sharpedo şeydi, Sharpedo. Şimdi Sharpedo'nun statlarına bakalım ilk başta. Atağı 120, special atağı 95, hızı 95 ama hızı önemli değil çünkü buraya protect alıyorsun ve bedava choice scarf gibi oluyorsun. Hızın artıyor speed boost'la beraber her tur 1.5 kat. Hızın zaten iyi. Bir de her tur 1.5 kat atınca 2 tur sonra kimse senin hızı olmuyor. Atağı 120, atağı çok iyi. Special atağı 95, fena değil. Defansı special defansı çok kötü. Hiçbir zaman bir tane hitten yaşayamıyor. Yani çok az canla yaşıyor ama sonra ölüyor genelde. Gerçi yaşıyor. 70 canı olduğundan yaşıyor bir tane vuruştan. Ama böyle yüzde azıcık can vermen gerekiyor. Evet. Şimdi special atağı 95, atağı 90, 125, 120 olduğuna için genelde fiziksel kullanıyor insanlar Waterfall, Crunch, Earthquake olarak. Ama birazcık değişik bir şey mi istiyorsunuz? Surf verin, Ice Beam verin, Dark Pulse verin. Yine fazla vuracaktır. Özellikle Landorus gibi, özellikle Landorus'ı gafil avlayacak bir Pokemon Ice Beam ile beraber düşünseniz. Landorus geliyor, sizi Intimidate yapıyor. Bakıyor atağınız düştü, değiştireceksiniz. Ama siz değiştirmiyorsunuz, Ice Beam'e gidiyorsunuz ve Landorus ölüyor. Çok iyi bir tuzak Pokemon'u bu. Hatta mix bile yapabiliriz mesela. Crunch verin. Waterfall verin. Life Orb zaten hem special atağını hem atağını 1.3 arttırdığı için önemli değil. Bunları da birbirine dengeli bir şey yaratırsak bayağı vuracaktır aşağı yukarı. O yüzden şeydi, takımda eksik mi aslında? Hız olarak iyi bir takımım var. Ama şeydi Sharpedo, takımın hız olarak kat 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 kademe atlamasını sağlıyor benim için. Ardından takımda bir ateş Pokemon'u yok. O yüzden Seraph Volcarona'yı aldım. Volcarona'yı az kullandım ama kullanmayı çok istediğim Pokemon'lardan biri Flame Body. Swarm daha iyi gibi sanki. Yok, Flame Body daha iyi. Leftovers verilebilir, Life Orb verilebilir. Quiver Dance çok iyi bir şey. Quiver Dance. Fire Blast. Fire Blast değil de Fire Dance, aynen Fire Dance veriliyor. Çünkü special atağını %50 şans var special atağını arttırmak için. Energy Ball öğrenmiyor. Giga Drain öğreniyor. Evet, Giga Drain öğreniyor. Bug Buzz öğreniyor. Bunun dışında Calm Mind öğreniyor. Gerçi Quiver Dance, Calm Mind'dan her şekilde dahil. Hurricane öğreniyor. Gayet fazla vuran. Roost öğreniyor mesela. Quiver Dance Roost yapıp rakibinize çok kötü zaman yaşatabilirsiniz, çok gıcık zaman yaşatabilirsiniz. Seraph'ın statlarına gelirsek defansı çok kötü, special defansı çok iyi, special atar çok iyi, hızı tam 100 barajında, HP'si de çok iyi. Zaten Quiver Dance her tur special atağını, special defansını ve hızını artıracağı için her yaptığınızda Seraph'ı çok iyi bir setup Pokemon'la değiştiriyor. Rakibinizin fizikal vuran Pokemon'ları gitti mi? Atın Volcarona'yı ve durmadan Quiver Dance yapın. Hiçbir şekilde sizi durduramaz taunt yoksa. Bir sonraki Pokemon'umuz Togetic. Şimdi Togetic'in Seraph Defog öğrenmiyor. Evet, Togetic'in önemi şu. Togetic takımımda tek Defog öğrenen Pokemon. Aslında Togetic'i almak istemiştim ama benden önce alındı. O yüzden Togetic'e maruz kaldım. Togetic'i almak zorunda kaldım. Strain Grace Ability'si veriliyor. Hustle fazla değil. Strain Grace daha iyi hala.
Eviolite'le beraber Togetic, Togekiss kadar şişman olabiliyor. Cidden. Togekiss kadar şişman olabiliyor değil mi Amelia? Amelia? Hayır, Amelia değilsin sen. Sen nesin? Bebek Amelia'sın. Bebek Amelia'sın. Bebek Baby. Baby Amelia. Olamaz mı? Olabilir. Emin değilim nicklere. Togetic'e de isim önerisi bırakabilirsiniz. Air Slash'le beraber... Air Slash öğrenmiyor işte. Togetic'in en büyük sorunu bu. Togekiss'te yaptığınız Paraflinch olayını Togekiss'te yapamıyorsunuz. Ama olsun. Olsun. Defog öğreniyor. Benim için tek önemli olan Defog. Çünkü Defog kullanıcım. Heal Bell olarak rakip mesela Lopunny Thunder Wave mi oldu veya Willowisp'le yandı mı? Heal Bell. Boom. En başarılı. Wish. Wish'e aktarabilirsin. Roost. Kendi kendine iyileşmeni sağlar. Bunun dışında Dazzling Gleam öğreniyor. Tek Fairy True Pokemon'un da bu. Encore öğreniyor rakibine. Aynı hareketi kilitliyor. O yüzden takımdaki sport Pokemon'u, destek Pokemon'u bu. Togekiss. Togekiss değil. Togetic. Tailwind öğreniyor. Hızını arttırıyor. Thunder Wave. Rakibin hızını düşünüyor. Takımdaki destek Pokemon'u ve tek Defog yapan Pokemon büyük ihtimalle neredeyse her maça gelecek. Maçların %90'ına gelecek gibi. Çünkü Defog çok önemli şu an metada. Special Defense 105, Defense 85 ama Eviolite'le beraber bunlar zaten çok yüksek rakamları çıkıyor. Atağı zaten kullanılan bir şey değil. Hızı önemli değil çünkü dediğim gibi destek Pokemon'u ve Thunderbird'e rakibinizi düşürebilir. Special atağı fena değil ama fazla vuran bir şey değil zaten. Atakları da o kadar vuracak değil. Vuracak ataklar değil. Bebek Pokemon'u gibi bir şey Togetic. Bebek Pokemon'un bir üstü. O yüzden fazla bir şey beklemiyorum. Sadece dediğim gibi. Zaman geldiğinde sahaya gidip Defog yapmasını, Heal Bell yapmasını, Wish aktarmasını falan bekliyorum. O yüzden Togetic'i aldığım en iyi Pokemon değildi. Togekiss'i almaya çok daha isterdim ama bu da iyi olacak Kansas City Atlas takımında. Ondan son Pokemon'umuz, draft'ta aldığımız Trevenant. Trevenant'ı neden seviyorum? Çünkü Dumbledore. Çünkü Harvest Ability'si var. Her türlü %50 şansın oluyor tekrardan itemini kullanmanın. Gene bir de Shiny Trevenant aşırı iyi. Shiny Trevenant çok iyi ve adı da Lullaby. Kısaca her turnuvada neredeyse her tür Pokemon'a ihtiyacım olur ve benim henüz bir Hayalet ve Grassroot Pokemon'um yoktu. Grassroot Pokemon özellikle Grassroot'unu falan devirmek için çok önemli. Hayalet tür Pokemon'lar ise rakibimde mesela Medicham var, Hayjam Kick'e gitmesini engelliyor Trevenant onun. Bu yüzden çok iyi. Hayalet türü. Hornleech öğreniyor. Shadow Punch, Shadow Claw Punch değil, Destiny Bond, Protect, Rest, özellikle Rest, Rest çok önemli çünkü Rest lan. Bakayım başka, Home Class yapıp atağımı arttırabilirim ama fazla yapacağımı sanmıyorum. Power Up Punch atağımı arttırabilirim, Sleep Talk var, Substitute, Toxic, Trick, Will-O-Wisp, Woodhammer, Exosor. Trevenant'ın moveset'i çok iyi. Yapabileceği şeyler de iyi ama statları birazcık tartışılır. HP'si güzel. Atağı iyi. Atağı cidden iyi. 110 atak iyi. Defansı, Special Defansı birazcık daha yüksek olsaydı Trevenant'ın kullanılması çok iyi bir Pokemon olacaktı. Ama böyle de iyi. Bu da şöyle bir şey. Sport Pokemon'la defansif Pokemon arasında kayıp giden bir şey. Tam böyle hani bir Special Defansif duvarınız olur, bir defansif duvarınız olur. İki tane defansif Pokemon'unuz olur. Hem biri special defansif, biri defansif olur. Bir de bunları ek olarak alabileceğiz. Üçüncü defansif veya special defansif Pokemon. Mesela rakibinin daha çok special atakçısında. Bunu alırsın yanına. Ve böylece daha güçlü bir destek. Arkanızda daha güçlü bir duvar olur ve siz de daha bam 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 diye atak yapabilirsiniz. Şimdi sizden bir son isteğim var. Eğer bu Pokemon'larla güzel setleriniz varsa yorum kısmında yazın. Dediğim gibi İsim önerileriniz varsa Togetic'e, Rotom'a, Lopunny'e ve Bronzong'a isim önerileriniz varsa onu da yorum kısmına yazın. Ve hashtag hoşgeldinivertas etiketiyle de takıma desteğinizi tekrardan Kansas City Veritas hayranları olarak gösterin. Çünkü bu takım bayağıdır yok ve geri dönmek için sizin desteğinize ihtiyacınız var. Evet. Bunun dışında yorum kısmında dediklerimi yapın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beni sosyal medyadan takip etmek istiyorsanız açıklama kısmında hepsinin linkleri var. İyi bir gün geçirin. Çok fazla zamanınızı çaldım. Ve ne yaparsanız yapın, fantastik yapın. Hmm.
Merhaba Capscrew, ben Kaptan Flygon. Pokemon yeni bölümüne karşınızdayım. Unutmayın, Movie 40 beğeni gelirse yayınlandığım bir sonraki gün 2 video gelecek karşınıza ve mutlu, zevkli zaman geçirmeye devam edeceğiz.